edebiyatla artık edebiyattan fullet çıkarmak oldukça kolay. Görsel hafıza ve renkli hafıza tekniği. Türkiye'de ilk defa fullet edebiyatla sizlerle. En karmaşık, en zor konuları bile toplu taşıma araçlarında, yolda, eliniz cebinizde eğlenerek öğreneceksiniz ve aklınıza yerleştireceksiniz. Öğrendiğiniz renkli hafıza şarkılarıyla sınavda soruların doğru cevaplarını en hızlı bir şekilde bulacaksınız. Şarkılarınızı söyleyecek, edebiyatçının adını, edebiyatçının edebi eserlerini ve türlerini kolayca aklınızda tutacaksınız. Görsel hafıza tekniği ile de gözünüzü yumarak tüm konular beyninizde canlanacak. Temsil hikayelerle de en karmaşık konuları basitçe hatırlayacak ve üniversite sınavlarında soruları doğru cevaplayarak edebiyattan fillet yapacaksınız. Baktınız ki çaresizsiniz, bilin ki çare sizsiniz. Ve sizler için artık Fullet Edebiyat kanalı var. YouTube kanalımızda takılın ve şarkılarla renkli hafıza başlıyor. Fasalara koşuştu. Çok yere çok yarılır ya bu sibe yanar. Size düştü of bir tato. Üstattır. Çünkü Servet-i Fünun dergisini 255. sayıdan sonra edebiyat dergisi haline getirerek başına Tevfik Fikri'ye de geçirmiş ve Servet-i Fünuncuları bir araya toplayıp Servet-i Fünun edebiyatını oluşturduğundan dolayı da Üstad ismini almıştır. Göz için kafiyede, kulak için kafiyede, Arapçadaki biliyorsunuz birden fazla S harfi var. Peltek T var, 3 noktalı. Sin harfi var, S. Bir de şat var. Abes ve muktebes kelimeleri Hasan Asaf'ın bir eseri. Bu şiirdeki geçen abes ve muktebesteki harflerden biri T harfi, bir de sin harfi olduğundan dolayı göze göre birbirine uymuyor ama Recaizade Mahmud Ekrem diyor ki kulağıma benim kafiye olarak uygun ses geliyor. Yani ahenkli bir ses geliyor diyor. O yüzden kulak için kafiyeyi savunuyor. Recaizade Mahmud Ekrem'deki Z harfi kırmızı olması şiir biliyorsunuz.
Z'den de Zemzem aklımıza gelecek. İleriki zamanlarda Malim Naci'de de değineceğiz. Orada da Demdeme, Zemzeme kavgası. Zemzeme 1-2-3 şiir kitabı ve bu üçüncü Zemzeme'de, yani üçüncü ciltin mukaddimesinde eleştirilerini ortaya koyuyor Recaizade Mahmud Ekrem.